İstanbul Havalimanı'ndayız. Uçmayı ve gezmeyi seviyorum. 5,5 yaşındayım. Büyüyünce astronot olmak istiyorum. Ama niye gülüyorsun? Büyüyünce doktor olmak istiyorum. Yani. Çocuk gözüyle havalimanını gezeceğiz. Uçaktaki yer numaralarımızı alacağız. Türkiye'nin geleceğini de burada ağırlamaktan çok mutluyum ben. Uçağının çok kaç yer ölüyor mu? Burası neden bu kadar büyük? Uçaklar nasıl uçuyor? Uçaklar nasıl uçuyor? Merhaba efendim, ben Seren Fosforoğlu. Bundan böyle her hafta miniklerin büyük hayallerinde beraber olacağız. Evet, bir anne olarak çocukların sorularını cevaplamak en büyük görevimiz. Ama zaman değişiyor, dünya değişiyor ve bizim zamanımızdaki gibi kolay değil sorular. Biz de çocuklar kendileri sorsun, belki o arada biz de bir şeyler öğreniriz diye düşündük. Hadi gelin şimdi sizi miniklerimle tanıştırayım. Merhaba, ben Sarp. 9 yaşındayım. 4. sınıfa gidiyorum. Uçmayı ve gezmeyi seviyorum. Büyüyünce doktor olacağım. Merhaba ben Nil. 5,5 yaşındayım. Hayvanları çok seviyorum. Büyüyünce veteriner ve şarkıcı olmak istiyorum. Merhaba, ben Ömer. 5 yaşındayım. Büyüyünce astronot olmak istiyorum. Merhaba. Merhaba, benim adım Yaman Demirboğa, 5 yaşındayım. Önce astronot olmak istiyorum, gezegenleri gezmek istiyorum. Ama niye gülüyorsun? Bu adam Ben yaparken biraz düşünüyorum aslında. Merhaba, ben Azra, 12 yaşındayım. Büyüyünce profesyonel voleybolcu olmak istiyorum. Merhaba, ben Aslanat Bozkurt, 5 yaşındayım. Büyüyünce doktor olmak istiyorum. Şen kahkahaları, cıvıl cıvıl sesleri ve meraklı gözleriyle minikler alanı neşelendirmeye gelmişler sanki. Bakın, soruları şimdiden sormaya başladılar bile. Bakalım havaalanında miniklerimizi kimler ve neler bekliyor? Evet benim miniklerim, sizleri bu kapıdan alalım. Evet, bu kapı sizlere özel. Buyurun buyurun, çekinmeyin. Bu kapı sizleri bambaşka bir dünyaya götürecek. Bakın, size özel kapı yapmışlar, buradan geçiyorsunuz. Hadi bakalım sırayla. Hadi sırayla geçin bakalım. Hadi, sen de koy. Hadi geç bakalım Yaman. Tabii uyulması gereken kurallar var. Bu kurallar hepimiz için. Şimdi oyuncakları bu sepete alalım lütfen. Güvenlik açısından bu kuralların uygulanması lazım. Hepsi sizlerin güvenle yolculuk yapabilmesi için. Yolumuz uzun. Havalimanında görülecek çok yer, sorulacak çok soru var. En iyisi vakit kaybetmeyelim. Bugün İstanbul Havalimanı'ndayız. Çocuk gözüyle havalimanını gezeceğiz. Ardından İGA CEO'su Kadri Samsunlu bizimle olacak ve çocuklarımızın sorularını cevaplayacak. Gelin.
Nil'in söylediği uzay gemileri. Nil uzay gemisine benzetti yukarıdaki lambaları. Evet, çok güzel. Vay canına, yukarıda bir sürü ışık var. Evet. Çocukların meraklı bakışları durdurak bilmiyor. Bir taraftan havalimanını dolaşırken, bir taraftan da sorular havalarda uçuşuyor. Çocuklar, burası kontuar. Uçağa binmeden önce biletimizi getiriyoruz. Buradaki ablalara veriyoruz. Şimdi elinizdekiler biletmiş gibi. Verin bakalım. Uçaktaki yer numaralarımızı alacağız. Evet. Buradan veriyorsun. Tamam. Bagajımız olsaydı bavullarımızı oraya koyacaktık. Aslında var. Oyuncaklarımız. Oyuncaklarımızı buraya koyacaktık. Uçağa gidecekti onlar da. Arabayla. Evet. Hadi bakalım. Aa, sen kaç numarada oturuyorsun? O Nil'inki. Nil kaç numara senin? Hadi alın bakalım. Teşekkür ederiz. Hadi şimdi biletlerimizi aldık. Gidiyoruz. Hadi uçağa doğru gidiyoruz. Hadi bakalım. Bavullarımızı da koyduk. Hadi Yaman gel. Bavullarımızı da koyduk. Ama kalkma şeylerini almıştık. Evet. Benimkini almamışlar. Yaman koş gel hadi bakalım gidiyoruz. Hadi koş 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 koş. İyi koşuyoruz. Koşmayı sevmiyor musun sen? Yaman! Hadi koşun, İstanbul yazıyor orada, koşun. Yaman, kaçtın. Uçaklar gördünüz mü? Burada hep uçaklar var. Nereye gidiyor uçaklar? Onları gösteriyor. Ankara'ya gördün mü Yaman? Var mı? Ankara'ya giden. Var mıymış? Var galiba. Evet. Ama bunlar hepsi dış hatlar, yurt dışına giden. Sen nereye gitmek istiyordun? Paris. Paris. Paris uçağı var mı bakalım? Uçağımızı bulalım böyle bakıp. Bak orası iç hatlar. Ankara varsa orada vardır. Londra gördünüz var. Mü? Londra var. Kim Londra'ya gitmek ister? Ben. Aa tamam. Sen Londra. Sen de mi? Yaman sen nereye gitmek istiyorsun? Londra'ya gitmek istiyorum. Ben de öyle mi? Miniklerin büyük hayallerini gerçekleştirmek için İstanbul Havalimanı'ndaki gezimizi sürdürüyoruz. Geldik uçuş kapılarına. Peki burada neler oluyor? Bunu da anlatmak bana düşüyor. Şimdi bizim hayali biletlerimiz vardı ya elimizde. Onların üstünde kapı numarası yazıyor. Bakın o kapılar burada, numaraları gördünüz mü? G5 diyor mesela. Bu kapı numarası bizimmiş. Böyle buluyoruz kapımızı, ilerliyoruz elimizde biletlerle. Eğer uçağa binecek olsaydık burada biletimizi gösteriyorduk. Hostes abla kesiyordu bileti. Yani biletimize göre o kapıdan gidiyorduk. Evet. Aynen öyle. Biletin üstünde ikiye bölüyor. Bir tanesi onda kalıyor, bir tanesi bizde kalıyor. Yani uçağa bindiğimizi o da biliyor kaç kişi var uçakta. Bizim de elimizde yer numaramız kalıyor. Ve biz buradan böyle devam ediyoruz. Bunun devamı size gösterdim ya, ya körük ya da otobüse biniyoruz. Miniklerimiz İstanbul Havalimanı'nda emin adımlarla ilerliyorlar. Merakları da gittikçe artıyor. Öyleyse gelin o merakı gidermeye çalışalım. Ve bunun için en yetkili isme danışalım. Bak çok güzel bir soru. Bunu sorabilirsiniz. Doğru. Evet. Sorularınızı düşündünüz mü? Evet. Geldik miniklerimin soru bölümüne. Evet, akıllarında bir sürü soru birikti. Biz biraz gezdik, dolaştık. Yine devam edeceğiz. Ama şimdi yanımızda İGA CEO'su Kadri Samsunlu var. Hoş geldiniz. Aslında biz geldik size ama. Siz hoş geldiniz.
sizinle burada buluşmak bizim için büyük bir mutluluk. Bu gülen yüzleri, Türkiye'nin geleceğini de burada ağırlamaktan çok mutluyum ben. Biz teşekkür ederiz efendim. Şimdi çocuklar sorular birikti dedik. Zor sorular soracaklar. Hazır mısınız? Hazırız. Hadi bakalım o zaman Nil, ilk soru seninle olsun. Sor bakalım ne soracaksın? Burası neden bu kadar büyük? Burayı ne kadar zamanda yaptınız? Burasını biz 2015 yılında inşaatına başladık. 42 ayda inşaatını tamamladık ve 2018 yılında Cumhuriyet Bayramımız 29 Ekim 2018'de açtık. Burası neden bu kadar büyük? Çünkü bu havalimanını Türkiye Cumhuriyeti çok uzun vadeli, 50 yıllık, 100 yıllık büyümesine göre planladı. Ondan dolayı buradaki hacmin, bugün gördüğümüz yolcu büyüklüklerinin önümüzdeki 50-100 yılda 2 katına, 3 katına çıkacağını düşünerek bu kadar büyük bir terminal yaptı. Bu terminalin içinde de sizlerin ve ebeveynlerin çok rahat bir şekilde vakit geçirmesini sağlayacaktı. Bir sürü imkanı da biz içine koyduk. Güzel. Beğendin mi? İçeriye ilk girdiğimizde Nil böyle çok ilgisini çekti. Yukarıya baktı. Ay dedi, anne dedi, bunlar uzay gemisi gibi. Nil benim kızım. Hepsi birden aa dediler. Işıklar çok ilgisini çekti çocukların. Size bir şey soracağım. Bakın yay uzay gibi. Bak yıldızlar var ama farklı yıldız. Bak ayda da var. Ay maketinde de. Bak şurada yazılığın yanında. Şimdi Nil burada bu yukarıdaki gördüğümüz aydınlıklara kubbe diyoruz biz. Bu terminalin çatısında 300'den fazla kubbe var. Bu kubbelerden de gün ışığını yukarıdan aşağı indirme şansımız oluyor. Bu havalimanına bakarsanız her tarafı cam cepheyle kaplı. Cam neyi sağlıyor? Dışarıdaki ışığın çok rahat bir şekilde içeriye girmesini sağlıyor. Doğal gün ışığıyla burayı biz aydınlatabiliyoruz. Burada gördüğünüz elektrikli aydınlatmaları ise biz çok az kullanıyoruz. Güneşin olduğu saatlerde. Ondan dolayı buranın planında aydınlık, ferah bir ortam yaratma bir amaçtı. Bunu da sağladığımızı düşünüyorum. Yaman, sen ne soracaksın? Ben soruyorum. Buranın için ama. Aa, ilginç buradan bir soru. Buranın için hayvan yok. Şimdi Yamancığım, burada hayvan var ama siz görmüyorsunuz. Neden? Yolcular seyahate çıktıkları zaman evlerindeki evcil hayvanları da yanında götürmek isteyenler olabiliyor. Onlar hayvanları kafeslerine koyarak havalimanımıza getiriyorlar. Belli bir büyüklüğün üstündeki hayvanları uçağın bagaj kısmına veriyorlar. Onun üstü, küçük hayvanları ise beraberlerinde kabin için alıyorlar. Ondan dolayı burada özellikle de hayvanların da onların kafeslerinin çekildiğini yapılabileceği kontuarlarımız var bizim burada. Pasaport arkasında biliyorsunuz bu havalimanı bir aktarma havalimanı. Bu aktarma havalimanında başka ülkelerden yolcular da gelip transfer yapabiliyor. Biz onların da hayvanlarını bağlantı uçaklarını beklerken dolaştırabilecekleri alanları da pasaport arkasında yarattık. Yani biz burada esasında hayvanları çok düşünüyoruz. Siz burada görmeseniz havalimanı büyük bile olsa belki şu an bile X-ray'lerden bir yolcumuz hayvanıyla beraber havalimanımıza giriyor olabilir. Siz burada görmeseniz havalimanı büyük bile olsa evet. Belki şu an bile çekim. Bak orada da var su. Burada da var su. Önünde var. Aklımızda. Peki Asya. Bari orada konuşup duruyorsun. Hadi bakalım sorunu sor. Burada kaç tane uçak var? Burada kaç tane uçak var? Şimdi havalimanlarında uçak sayısı her an değişebilir. Çünkü uçaklar iniyor ve kalkıyor. Ama biz havalimanında aynı anda apron ve apronların üstünde yaklaşık olarak ve park alanlarımızda 300'den fazla uçağı barındırabiliyoruz. Bu da dünyadaki en büyük parklanma kapasitelerinden biridir. Ve buraya gelen uçak sayısı da güne göre, mevsime göre değişebiliyor. Mesela yazın daha çok uçak geliyor, kışın daha az uçak geliyor. Çünkü yolculuklar daha azalıyor kışın. Ondan dolayı buradaki sayılarımızı günlük olarak değişkenlik içeriyor.
sorun daha çok benim uçak geliyor. Benim sorun neydi? Kışınki sayılarımızı hatırlamaya çalışıyoruz. Uçak hangisi uçuyor? Değişkenlik. Ben de hiç bilmiyorum. Uçak dönmedik ki. Dünyanın en büyük havalimanı burası mı? Buradan dünyada kaç ülkeye gidebiliriz? Buradan en uzak nereye gidebiliriz? Güzel. Şimdi bir oyun oynayalım. Burası dünyanın en büyük havalimanı. Bir futbol, aranızda futbol seven var mı? Ben. Bravo. Ben de severim. Sen de seviyorsun. Bravo. Ben de. Sen de seviyorsun. Ben hep oynuyorum. Babanla hep oynuyorsun. Kim daha çok gol atıyor Ömer? Baban. Baban atıyor değil mi? Evet. Yani ben atıyorum. Yani sen atıyorsun. Güzel. Şimdi bir soru soracağım. Burada bu havalimanı kaç tane futbol sahası büyüklüğündedir? Bence. Şimdi söyleyeyim, ben size yukarıya aşağı oynayacağız. 15. Yukarı. 50. Yukarı. 100. Yukarı. 200. Yok, şimdi bak 500'e geldi. 500 mü? Yukarı. 1000. Yukarı. 5000. Yukarı. 6000. 6000. Yukarı. 10.000. Yukarı, sen söyle. 100.000. Yok, o kadar değil. 10.000'in biraz üstü. 11.000 futbol sahası büyüklüğünde bu havalimanı. 11.000 mi? Evet. Sizin maçı seyrettiğiniz 11.000 tane stattan, bir stattan 11.000 tane var burada. Ondan dolayı burası dünyanın en büyük havalimanı. Arazi olarak dünyanın en büyük havalimanı. Bunun da böyle olmasının sebebi, bu havalimanının önümüzdeki 10 yılda, 20 yılda büyüme bir planı var. Bu büyüme planı kapsamında biz bu havalimanını şu anki gördüğünüz alandan daha geniş alanlara doğru genişleteceğiz. İkinci sorun, kaç tane ülkeye gidiliyor? Buradan 126 ülkeye uçuş var. Ve 126 ülkeye uçuş yaparak İstanbul Havalimanı dünyadaki açık ara en lider havalimanı. Bizden sonraki en fazla ülkeye uçulan havalimanı 90'la Paris Havalimanı. Üçüncü sorun neydi? Buradan en uzak nereye gidebiliriz? Buradan en uzak nereye gidebilirsin? Buradan en uzak gidilen yer Arjantin. Latin Amerika'da Arjantin. Ama en kısa bir süre içinde inşallah Avustralya'nın açılmasını bekliyoruz. O zaman en uzak uçulacak mekan 5. kıta olarak Avustralya olacak. Evet, biz hayali biletler aldık. Herkes bir yere uçtu. Çocuklar ülke nereleri seçtiler uçtu? Kendilerini. Nereleri uçtunuz? Ben Londra'ya gittim. Londra'ya gittim, güzel. Paris. Yaman, sen nereye uçtun? Ben de halanın yanına gitmiştin sen. Antalya'ya? Evet. Halanın yanına. Sen Nil? Ben de Paris'e uçtum. Sen Paris'e. Asya, sen nereye uçacaksın? Almanya'ya. Nereye? Almanya'ya. Almanya'ya? Evet. Güzel. Ömer, sen nereye uçacaksın? Sen nereyi seçtin? Ömer, biraz düşün. İskenderun. Güzel, güzel. İskenderun, evet. İskenderun'da yakında havalimanı var. Evet. Sarp, sen nereye? Ben de babaannemler Antalya'da olduğu için yani ben de Antalya'ya. Antalya'yı seçtim. Peki, çok güzel. Peki Sarp, hadi sen sor sorunu. Buraya günde kaç yolcu geliyor ve burası dolu olunca çok ses olmuyor mu? Şimdi buraya normal zamanda, yani şu an pandemi dönemindeyiz. Pandemiden dolayı ciddi anlamda bizim yolcu sayılarımızda, bütün dünyadaki havalimanlarının yolcu sayılarında azalma var. Normal bir zamanda buraya 200 binden fazla yolcu geliyor. Ama bugün kaç yolcu geliyor dersek 80 bin civarında yolcu geliyor. Biz bu 80 binlik hacimle bile Avrupa'nın en öndeki havalimanıyız yolcu sayısında. 200 bin kişi gelince gürültü oluyor mu? Evet, gürültü oluyor. Çünkü burada bir sürü mesela X-ray aletlerinden sürekli biliyorsunuz geçerken uyarı geliyor. Onların sesini duyuyorsunuz. O uyarıları da duymak zorundayız ki içeriye giren kişinin güvenliğini sağlayabilirim diye. Giren kişinin güvenliklerini sağlayabilirim diye. Aynı zamanda tabii burada bir sürü termal içi sistemleriniz var. Onlar da kendilerine göre belli ölçüde gürültü yaratıyorlar. İnsanlar da tabii belli ölçüde burada hareket ederken ses çıkartıyor ama sesi bu gördüğünüz hacim, bu ferah hacim esasında emiyor. Ve ondan dolayı da bu havalimanını çok rahat bir şekilde dünyadaki en sessiz havalimanı olarak düşünebiliriz. Çünkü biliyorsunuz hacimler küçüldükçe gürültülerin duyulma oranı artar. Biz bu havalimanında, bu büyük hacimli alanda
bunu belli ölçüde absorbe etmiş durumdayız. Gerçekten biz çekim yapabiliyoruz, birbirimizi duyuyoruz. Bu büyük bir başarı. Şaşırdım ben de. Dedim nasıl yapacağız? O kalabalık büyük bir yerde çünkü ses dağılır. Tabii burada mesela şu karşınızda gördüğünüz adalara çekin adaları diyoruz. Bizde bunlardan 13 tane var. Bu 13 tane olunca yolcuyu da buralara eşit bir şekilde dağıtabiliyorsunuz. Yolcuyu dağıttıkça da birleşmiyorlar ve birleşmeyince ses de belli ölçüde kontrol altına alınmış oluyor. Evet. Ömerciğim, sen sor sorunu şimdi. Mikrofonu tut istersen böyle sunucu gibi sor hadi. Uçaklar nasıl uçuyor? Uçaklar nasıl uçuyor? Zor bir soru. Hadi uçaklar bakalım. Nasıl uçuyor? Uçaklar motorlarının gücüyle uçuyorlar. Ve motorlarından gelen güçle uçak biliyorsunuz önce pistin başında bekler. Ondan sonra yavaş yavaş hızlanır. Motorlarının gücü belli bir hızın üstüne çıktığı zaman da yavaş yavaş yukarıya kalkarlar. Ve o motorlarının gücüyle havada uçmaya devam ederler. Evet. Şimdi ben merak ediyorum, sormak istiyorum. Girdiğim andan itibaren çok ciddi önlemler alınmıştı pandemiyle alakalı. Ama siz de seyircilerimizi bu konuda aydınlatırsanız sevinirim. Yeni bir dönem çünkü artık her şey değişiyor ve havaalanları nasıl olacak bundan böyle? Bu tabii pandemi dünyanın, yani ilk kez bir pandemiden geçmiyoruz. Yani 2000'li yıllardan sonra özellikle Uzak Doğu'da SARS, veya domuz gribi gibi pandemiler yaşandı ama bunlar daha çok bölgesel olarak geçti. Bu COVID, korona pandemisi ilk kez global anlamda bir salgın statüsünde oldu. Zaten 100 senede bir oluyor. Bu da geçen sene başladı. Bu dönemde yolcularımızın kapalı alanlara girme konusunda bir hassasiyeti var. Genel olarak bir hassasiyet var. İşte alışveriş merkezlerinde aynı şeyi görüyoruz. Herkes genelde açık havada bulunmaya çalışıyor. Bu havalimanlarında öyle önlemler almanız gerekiyor ki burayı kullanacak yolcuları ihtiyaçları olan güveni sağlamak gerekiyor. Ortamın hijyeni konusunda soru işaretlerini ortadan kaldırmak gerekiyor. Ondan dolayı girişten uçağa binişe kadar ki her noktada yolcuların burada bu hijyeni, bu temizliği, bu korona önlemlerinin uygulandığını görmesi ve yaşamasını amaçladık. Bu amaçla ne yaptık? Bir kere yolcu değilseniz terminal içine giremiyorsunuz. Bu kadar büyük bir terminal olmasına rağmen biz içeride yoğunluk oluşmasın diye, çünkü koronada işte sosyal mesafenin oluşturulması lazım. Yolcu haricinde kimseyi biz almıyoruz içeriye. Yani yolcuyu yolculayamıyorsun yakın olarak giremiyorsun. Hayır. Evet. Kapıda bırakmak zorundasınız. Hı hı. Karşılama da dışarıda. Karşılama. O da açık havada olduğu için orada bir önlem yok. Ama içeride terminal içerisine girme konusunda sadece yolcu ve çalışanlar girebiliyor. Kapıdan itibaren bu kontrolden sonra zaten biliyorsunuz şimdi Sağlık Bakanlığı HES kontrolünü de mecbur kılıyor. Zaten kapıda HES kontrolünde riskli görünen bir yolcuyu da almıyoruz içeriye. İçeride alkollü paspaslarla ayak altlarının temizliği. Burada ultraviyoleli X-ray'lerle bagajların ve çantaların ultraviyoleyle bir anlamda bir arı temizlenmesi. Ondan sonra içeride sosyal mesafe markerlarını görüyorsunuz. Her yerde 1,5 metreye hatırlatmak için. Check-in'lerde bir dolu bir boş sıralama yaptırtıyoruz. Bizim bir hijyen takımımız var. Bakın şurada arkada görüyorsunuz mavi. O arkadaşlarımızın bütün görevi buradaki herkese en önemli 2 tanesini hatırlatmak. Nedir bu? Maske, sosyal mesafe, temizlik. Temizlik bizim sorumluluğumuz. Zaten temizlik gruplarımızı ciddi anlamda büyüttük. İkincisi o arkadaşlarımız yolcularımızın ve çalışanlarımızın maskelerini takmalarını ve sosyal mesafeyi korumaları konusunda aktif bir şekilde sahada çalışıyorlar. Mesela şu an bu vardiyada bu arkadaşlarımızın 60 tane var. Bunlar havalimanının her tarafına dağılmış durumlar. Bugün check-in'de de görebiliyorsunuz bunları. Boarding'de de yani uçağa binerken de görebiliyorsunuz. Onun ötesinde dezenfektanlardan binden fazla dezenfektan var havalimanının her tarafında. Ellerin hijyenini sağlamak açısından. Onun dışında teknolojiyi kullanarak sıralamalarda bir yoğunluk olduğu zaman bir kendi alarm sistemimiz var. Bu dijitalleşmenin bir parçası olarak. Yoğun kullanılan tuvaletler, mescitler gibi alanlarda doluluk
kameralarımız var. Oraya girdiğiniz zaman yeşil ve kırmızı görerek kendi kendinizi kontrol edebilirsiniz. Yani orasını kırmızı gördüğünüzde içeriye girmemeyi düşünerek kendi açınızdan korona önlemlerine katkı verebilirsiniz. Bunun gibi bir sürü önlemi, girişte tabii vücut ısısı kontrolümüz var. 37,5 üstündeki hiç kimseyi almıyoruz içeriye. Bunun gibi daha da ekleyebileceğimiz önlemlerle beraber havalimanını pandemiye karşı hazır tutuyoruz. Artık bu yeni döneme alışacağız hepimiz. Ya yeni dönem tabii şimdi olağanüstü bir dönem. Ben şahsen sosyal mesafenin havacılık sektöründe çok uzun süre kalacağını beklemiyorum. Çünkü bu havalimanı büyük ama dünyada bir sürü küçük havalimanı var. Oralarda da ciddi anlamda yolcu var. Onların bu sosyal mesafeyi sürdürebilmeleri kolay değil. Biz burada sürdürebiliriz ama havacılık sürdüremez. Ama maske bir herkesin kafasına kazındığı için sektörün bir gerçeği olmasa bile bir yolcunun ihtiyacı noktasına gelebilir. Baba kendini televizyonda döveceksin. Kendini televizyonda dövdüğümün peki çok eğlenceli. Bak kendi filmini çekmişti Bulursun. Baba. Benim soyum ne? Hadi çok. Burada ne kadar çalışan var? Kaç tane çalışan var? Şimdi burada bizim şirketimizde 7000 kişi çalışıyor. Bizimle beraber çalışan alt işletmecilerimiz, alt tedarikçilerimizde yaklaşık olarak 5000 kişi çalışıyor. Bütün havalimanı ekosisteminde yani biz, hava yolları, temizlik şirketleri, devlet kuruluşlarını derseniz toplamda 60.000 kişi çalışıyor. Duydunuz mu? 60.000 kişi. 60.000 kişiyi her birinde 4 kişi de aileyle beraber düşünürseniz toplam 250.000 kişilik bir esaslı bir toplum grubu. Futbol maçından, futbol sahasından örnek vermiştik. O zaman seyirci olarak dersek? Seyirci olarak dersek? 60.000, ailelerle beraber 240.000, neredeyse Türkiye'deki bütün statların kapasiteleri diyebiliriz yani. O kadar çok çalışan var, aynen, evet. Aynen. Yaman'cığım sen sor şimdi. Martılarla uçaklar birbirini karşılaşır mı? Martılarla uçaklar karşılaşır mı? Güzel bir soru. Evet Yaman, martılarla veya kuşlarla uçaklar karşılaşabilir. Ama bu da kuşlar da uçaklara risk oluşturur. Ondan dolayı havalimanının etrafında kuş kümelenmesine biz izin vermiyoruz. Bunu nasıl sağlıyoruz? Onların beslenme alanlarını kapatıyoruz. Havalimanı etrafında hiçbir şekilde bir çöp oluşmasına izin vermiyoruz. Ama aynı zamanda da hava tarafındaki uçak operasyonlarımızda kuşları sahadan dışarıya, yani havalimanının dışına çıkartacak bazı önlemlerimiz var bizim. İşte sesle, onları rahatsız ederek havalimanının dışına püskürtmeye çalışıyoruz. Ama dediğin doğru, kuşları da havalimanlarının ve hava yollarının çok dikkat etmesi lazım. O zaman sen de televizyona çıkıp evet, haber yaparsın. Teyzem var zaten iki tane. Bizi Çiğdem teyze, biz de Burçin teyze. Çiğdem teyze, Aslı'nın annesi. Sen de bahsettin. Ben de namus şu Aslı adında başka bir kız var. Gördüğünüz açıklığın altında ne var biliyor musun? Orada insanlar bagajlarını alıyor uçaklardan geliyor. Bu kadar oturmak yeter. Artık biraz da havalimanını gezerek sorularımızı soralım. Miniklerimizin soruları karşısında epey ter döken İstanbul Havalimanı CEO'su Kadri Samsunlu çareyi onlara havalimanını gezdirmekte buluyor. Havacı güzel bir şekilde takip etmek lazım. Ve eğlencelidir. Buralar mesela 7 gün 24 saat çocuk oldu. Burada şey var. Treni göstereceksen, göstereceklerse tren şeyin arkasında bekliyorsun. Niş, sana bağlanıyoruz. Burası ne kadar büyük söyledim. Bence çok büyük.
Peki ne kadar beğendin? Çok. Güzel mi burası? Evet. İstediğin başka şeyler varsa söyleyebilirsin. Mikrofon sana tutuluyor. Şöyle ki burada galiba bir uzaylı var. Evet. Uzaylı yaşıyordur burada. Hı, kesin. Burası akşama kadar gez bitmez. Gerçekten. Öyle doğru değil mi? Şöyle ki bence burada nasıl söylesem, şimdi burada bir sürü fazla yer var ya. Buradaki yerlerin hepsi çok büyük. Onun için gez bitmez diye düşünüyorum. Hani burası çok büyük mü diye bana sormuşsunuz. Ben de aynısını size soruyorum. Sizce çok büyük değil mi burası? Evet. Hadi izleyicilerimize. Niden Göven habere göre burası çok büyükmüş ve kocamanmış. Maşını kapıdan yapamaz mı ya? Yapabilirsin, doğru bildin. Ne diyeceğim bilmiyorum ki. Uçağını çok kaçıran oluyor mu? Çok kaçıran oluyor mu uçağı diye sordu. Uçağı çok kaçıran oluyor mu? Uçağı çok kaçıran olmuyor Asya. Çünkü bizim havalimanımızda uçuştan en az 2 saat önce gelmen gerekiyor bu havalimanına. İşlemlerini bitirmek için. Ama zamanını kollayamayıp son dakikada gelenlerden arasından kaçıran olabiliyor. Ama onlar da çok sorun değil. Bir sonraki uçakla gidecekleri yere gönderiyoruz onları. Peki sizin sembolleşmiş bir kuleniz var. Doğru. Biz bu havalimanımızın inşaatını yaparken burada imza bir yapı çıkartalım diye düşündük. Ve bunu da sonunda karar şu şekilde çıktı. Bir kulemizi çok özel bir kule dizaynı yapalım. Ve biz bu kuleyle ilgili bir yarışma açtık. Ve bunun sonunda kulemizi lale şeklinde, İstanbul'un sembolü lale şeklinde yaparsak hem şehre hem bu yeni havalimanına bir değer katacağını düşündük. Ve ondan dolayı 90 metre yüksekliğinde bir kule yaptık. Bu kulemizden esasında şu an bizim 2 tane kulemiz var. Bir tane ana kulemiz var, bir tane terminalin doğu tarafında ikinci kulemiz var. Dünyada böyle farklı tasarlanmış bir kule yok herhalde. Yani genelde kulelerde böyle çok geometrik şekil gibi görürsünüz. Bu kadar dizaynlı olanın olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Özellikle öyle böyle bir bitki, bir laleyi veya başka bir şeyi örnekleyen bir kulenin olduğunu hiç düşünmüyorum. Bu kule dediğim gibi 15 kattan oluşuyor. 15 katlı bir bina burası. 90 bir yapı, 90 metre bir yüksekliğinde. Ve biz oradan hava tarafındaki çok en gelişmiş sistemlerimizle pat sağlamıza, pist, apron ve taksi yollarımızdaki bütün hareketi yönetiyoruz. Tabii bu hareketler de bilgi için söylüyorum, gözle yönetilmiyor. Tamamen ekran üzerinden teknoloji kullanarak yönetiliyor. Teknoloji olarak da tabii ki son derece gelişmiş bir sistem var. Peki Azra'cığım, senin sorun var mı? Evet. Neden X-ray cihazlarından geçiyoruz? Neden X-ray cihazlarından geçiyorsunuz? X-ray cihazlarından geçmesinin sebebi havalimanı içinde güvenliğin sağlanması, buraya gelen insanların içeriye havalimanında bulunmaması gereken bir malzemeyi, bir tehlikeli ürünü sokmaması için. Çünkü oyuncakların içinde, çantaların içinde kesici alet içeriye sokulabilir. Kesici alet de buraya girmesi yasak. Neden? Uçağa bindiğiniz anda siz o kesici aletle uçağı riske atacak aksiyonlar alabilirsiniz. Ondan dolayı bizim bunu X-ray'lerde yakalamamız gerekiyor. Bütün bavullarınız da check-in yapıldıktan sonra aşağıda X-ray'lerden geçiyor. Yani siz burada bavulun içine bir şey koyduğunuz zaman buradaki X-ray'ler yakalamasa bile bizim bagaj sistemindeki X-ray tomografi cihazımız diyeyim, onları yakalıyor. Evet, uçağa binmeden bir kere daha geçiyorsunuz X-ray'den. Bizim güvenlikçi arkadaşlarımızla emniyet birimindeki polis arkadaşlarımız bu riskli bagajlara müdahale ediyorlar. Sarp, senin sorun var mı? Evet, var. Burayı yaparken çok para harcadınız mı? Burayı yaparken çok para harcandı. Doğru. Bu tür yatırımlar, altyapı yatırımları ciddi büyük tutarlı yatırımlar oluyor. Bu büyük tutarlı yatırımları da yaparak ancak bu kadar büyük tesisler ortaya çıkabiliyor. Evet, biz buraya için çok ciddi bir para harcadık. Ömer, ben sana bir şey soracağım. Sen buraya geldiğin zaman uçmadan önce oyun oynamak ister misin? Olur. Olur değil mi? Şimdi biz çocuklar burada
Bu sene 23 Nisan'da aile ve çocuk konsepti havalimanını lansmanını yaptık. Bu ne demek? Biz X-ray'lerin yani pasaportun veya iç hatlar boarding kontrolünün arkasında toplam 5 tane iskelemizle 5 tane oyun alanı yarattık. Bu 5 tane oyun alanında Ömer 5 tane tema var. Bunlar ne? Buzul, doğa, deniz, gökyüzü, uzay. Siz bu 5 tane oyun parkına girdiğiniz zaman bu 5 tane temaya göre oyunlarla karşılaşırsınız. Bir kısmı dijital, bir kısmı normal çocuk parkında bulunması gereken oyunlardan. Biz bunları yapmamızın sebebi ne? Sizin gibi çocuklar, hem siz Türk çocukları hem de dünya çocukları bu havalimanına geldiği zaman beklerken uçaklarını güzel zaman geçirsinler diye. Bu oyun sahaları toplam 700 metrekare büyüklüğünde. Bu da çocuklarımızın rahat rahat istedikleri kadar bu oyun sahalarında birbirleriyle çok karışmadan, birbirleri çok uzun sıralar oluşturmadan vakit geçirmelerini sağlamak için. Bu niye gerekiyor? Çünkü çocuklar enerji dolu. Öğrenmek istiyorlar. Biz de bu oyun sahalarımızda 700 metrekarede bütün bu çocuklarımıza bu 5 tema ile ilgili ve genel olarak havacılıkla ilgili tecrübe edinmelerini istedik. Buraları gelip kullanmaları için bu alanları yarattık. Benim de bir soyum var. Baba. Havalimanının tamamını yürürsek kaç saat sürer? Tamamını yürürsen kaç saat sürer? Şimdi saat sürmez. Bu havalimanında ben yürüyorum. Benim ofisim şu arkanızdaki gördüğünüz blokta. Ben bu ofisten en uzak köşesine havalimanının yaklaşık olarak 20 dakikada yürüyorum. Bizimkiler tabii genç, koşturuyorlar oradan oraya, hiç yorulmuyorlar ama böyle yaşı ilerlemiş yolcularınız için ya da hastalar için de herhalde ulaşımı sağlıyorsunuz tabii, değil mi? Güzel bir soru. Biz şimdi havalimanları arasında ciddi bir rekabet var. Biz burada bir aktarma havalimanıyız. Aktarma havalimanında bizim rakiplerimiz Dubai, Katar, Frankfurt. Buralarda verdiğiniz hizmetlerde ayrışmanız gerekiyor. Bu ayrışmayı da sağlamanın yolu yolcu segmentlerine göre çözümler üreteceksiniz. Bunlardan bir tanesi 65 yaş üstü. Biz 65 yaş üstü yolcularımıza gerek kapıdan girerken gerek de pasaport arkasında buggy kullanımında onlara yardım ederek veya burada destek gerekiyorsa o desteği vererek onların buradaki seyahatleri noktasında yanlarında bulunuyoruz. Bunun yanında çocuklar için de tabii, şimdi çocuklarımız varken çocuklarımız için de çeşitli ayrıcalıklı hizmetlerimiz var. Mesela bizim aile otoparkımız var. Özel olarak ayırdığımız çocuklu ailelerin park edecek alanlarımız var. Girerken birinin oğlu kapıda görmüşsünüzdür, orada çocuk X-ray'i var. Çocuklar için ayırdığımız bir pasaport bankosu var. Pasaport arkasında küçük çocukları olanlar için bizim havalimanımızda kullanılan çocuk arabaları var. Ve çocuk treni gibi çocuk parklarıyla bu havalimanında çocukların ilk girişten uçağa binişe kadar rahat şekilde vakit geçirmelerini ve yolcu akışını sağlamalarını yardımcı oluyor. Çocukları önemseyen, seven bir havaalanındayız yani. Çok şanslısınız. Evet Sarp, senin bir sorun var mı? Evet var. Pistte uçaklar neden arabalar çekiyor? Ay! Pistte değil de apronda uçakları, arabalar dediğimiz, biz onlara traktörler diyoruz. Towing araçları diyoruz. Yani itme araçları diye tanımlayabiliriz. Uçaklar arka arkaya gidemedikleri için o uçakları o araçlar iterek burunlarını apronlarda gidebilecek yöne getirene kadar ittirmeleri gerekiyor. Bir diğer şey de çünkü motorlarını çalıştırmadan yapılıyor o işlem. Bu şekilde onların motor çalıştığına kadar havalimanında özellikle apronda veya taksi yollarında yol almasını sağlıyoruz. Buranın mimari burayı tasarlarken kimden esinlendi veya neyden esinlendi? Genel ihalede bize bir örnek tasarım verilmişti.
Ondan sonra biz uluslararası mimarlık kuruluşlarıyla beraber çalışarak buranın son tasarımını yaptık ve onun inşaatını hayata geçirdik. Bu da esasında çok önemli bir süreçti. Bunları iyi planlamak gerekiyor ki böyle 100 yıllık kullanacak binalarda ileride size iş süreçleriniz açısından veya yolcu memnuniyeti açısından negatif geri bildirim sağlamayacak şekilde her detayı planlamanız gerekiyor. Biz de bunu danışmanlarımızla beraber 2014-2015 yılında tamamladık. Benim bir sorum daha var son olarak. En çok hangi kısımlarda sorun yaşanıyor? Vallahi Azra, esasında biz havalimanında öyle önemli bir sorun yaşamıyoruz. Günlük olarak sıkıntılar çıkabiliyor. Daha doğrusu günlük dediğim günün belli anlarında sıkıntı yaşanabiliyor. Ama söyleyebileceğim, yani yolcuyu etkileyen ciddi anlamda bir sorun olmuyor. İşte bazen çok nadiren pasaport sistemi belli bir süre için çalışmıyor olabilir. 10-15 dakika. Çünkü onu Ankara'daki Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı bizim buradaki pasaport sistemi. Bizim belli zamanlarda bazı köprülerde bakım onarım yapmamız gerekebiliyor. Oradaki bir mekanik veya elektrik sistemdeki sıkıntıdan dolayı. Ama bunlar bu kadar büyük tesislerde her zaman görülebilecek konular. Allah çok büyük sıkıntı çıkartmasın. Onlar nedir? İşte check-in yapamamak, bagajı verememek, uçakların iniş kalkışının bir şekilde sıkıntıya girmesi gibi. Biz bunları açıldığımız zaman hiç yaşamadık. Ondan dolayı rahatız yani. Evet, siz de bir baba olarak bizi anlarsınız. Çocuklar çok oturdular. Böyle büyük bir alanda görünce koşup oynamak istiyorlar. İzniniz varsa biz devam lütfen, edeceğiz havaalanında gezmeye. Havalimanı görmeye, incelemeye lütfen devam edin. Çok görülecek yer var. İnşallah çocuklarımız da bunları beğeneceklerdir. Bizi misafir ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Yok, ben dediğimiz gibi yani bu çocuklar bizim geleceğimiz. Biz onlara güveniyoruz ve seviyoruz. Biz bu havalimanlarının belki de ileriki dönemlerde yaşları büyüyünce yöneticileri bu çocuklarımız olacak. İnşallah ülkemizi çok daha iyi noktalara bu güzel çocuklarımızla beraber getireceğiz. Ben geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Özellikle çocuklara değer veren, önemseyen bir havaalanında olmak gerçekten bir anne olarak beni çok mutlu etti. Efendim, haftaya görüşmek üzere. Miniklerin, meraklı miniklerimin sorularıyla yine yeni bir mekanda yeni bir uzman kişiyle bir arada olacağız. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Çocuklar, el sallayın hadi. Dünyaya açılan sihirli kapıdan tatlı bir yorgunluk ama büyük bir gururla ayrılıyoruz. Miniklerin büyük hayallerini gerçekleştirerek ve anılar biriktirerek.